Bodrum'a iniş vardır, bir yokuş vardır. O yokuşun tepesinden baktım masmavi Akdeniz. Ondan sonra şey, kale. Aa, mıntıkaya ait yazmaya başladım. Tekbir o mıntıkayı. Bir şükran duyuyordum o mıntıkaya karşı. Ve onun için onu yazıp da anlatmak istedim. Rahmetli babamı andıkları vakit, nur içinde yatsın veyahut toprağı bol olsun demezlerdi. Çünkü babam denizde boğulmuştu. Zaten boğulan yalnız o muydu? Soy sopumuzun erkeklerinin çoğu denizde kalmıştı. Annem kaptan kızıydı, babama varınca kaptan karısı oldu. Babamı doyasıya göremedim, evlendim. Kocamla sürekli olarak iki ay cağız yaşayamadım der, beni gösterir. Bunca cağızda denizci olursa halim ne olur? Kaptan kızı, kaptan karısı oldum. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de kaptan anası olmasam bari, diye ilave ederdi. Mezarlık servilerinin altlarında ninelerim, teyzelerim yatarlardı. Fakat orada erkek hısım akrabamın mezar taşlarına rastlanılmazdı. Neredeydiler? İnsan her yerde ölür, ne bileyim, dağda, taşta, harp meydanında. Ne var ki? Denizden başka her yerde bir izi, bir kemiği, dikili bir mezar taşı kalır. Denizde boğulan denizcinin ise tıpkı bir hülya, bir rüya gibi tam bir kayboluşu, bir silinişi vardır. Annem, ne olacak? Toprak insanı topraktan, deniz insanı sudan yaratılır. Topraktan olanlar toprağa dönerler, sudan olanlar akıp denize karışırlar, derdi. Bodrum'un eski adı Helikarnas. O da Yunanca filan değil. Anadolu'nun unutulmuş bir diline ait o isim. Onun için ben Helikarnas balıkçısı dedim. Madem ki balık alıyorum. Onun için yazı yazdığım zaman onu yazı ismi diye, adı diye kullandım.